أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو أسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم لا ينزعه من نوم ولا بول ولا غائط إلا من جنابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimussalavat ve teslimat ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbalı rıdvanullah ta'ala aleyh mecmain bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyh mecmain hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin bizleri yetiştiren üstazlarımızın, müşahefendilerimizin dersimi dinleyen hazırun ve dinleyen kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin bu aziz vatanı bizleri hediye için canlarını bezleden şühedanın kuzatın bu civarlarda metfun bulunan evliya, ulema, sulaha, şüheda, mümin ve müminatın tüm geçmişlerimizin ervah için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Kendim ya günahım diyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Selasetü eyyam وَلَيَالِيهِنَّ الْمِسَافِرِ misafir olanlar için üç gün gece evet üç gün gece وَيَمِنْ لَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ evinde oturan ikamet eden mukimler için ise bir gün gece لَا يَنْزِعُهُ مِنْ نَوْمٍ وَلَا بَوْلٍ onu uykudan ve de idrardan وَلَا غَائِتٍ veyahut da kaytadan, dışkıdan dolayı çıkarmaz. İlla min cenabetin ama cenabetten dolayı çıkarır. Evet, Taburani'nin Safvan Hazretlerinden keza Buhari'nin naklettiği hadis-i şerif. Efendim, misafir ve mukim için Mest suresini ne zaman çıkarır? Ne kadar süresi vardır mestin onu anlatan hadis-i şerif. İslam dinindeki hükümlerin mutlaka ya ayette ya hadiste kaynağı var. O ayet hadiste doğrudan doğru açıklanmasa bile onların işareti koydukları prensiplere göre hayatta uyacağımız şeyler bize müçtehit imamlarımız tarafından beyan edilmiş. Şimdi misafir yolcu, sefer güçlük demek. Misafir kendi memleketinde oturmayan adam demek. Başka memlekete giden adam demek. Tabii zorluk evindeki rahatlığı orada bulamaz. Oradaki zorluklarla karşılaşır. Allah Celle Celaluhu müminlere kolaylık olmak üzere. Kolaylık olsun diye ikramda bulunmuş. Yolcu olanlar namazlarının farzlarını 4 rekatlı ise 2 rekat kılarlar. 2 ve 3 rekatlı sabah namazı eksilmez. Akşam namazı da eksilmez. Ama öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazın farzı 2 kılındır. Yolcular 2 kılarlar. Bu güçlük çekmesinler. İşleri acele olur. Şuraya yetişecek olur, buraya yetişecek olur vesaire. Bu maksatla Allah tarafından bize yapılan bir ikram müminlere.
Eskiden Resul-i Ekrem Efendimiz Müslümanlığı ilk yaymaya başladığı dönemlerde bu misafirlere bu ikram edildiği zaman çölde gidiliyor. Karakol yok. Askerler yok. Emniyet mensupları yok. Çölde gidiliyor. Müslümanlar gidiyor. İslam düşmanları var. Korku var. Orada iyileşemezler. Onun için böyle bir hüküm indirilmiş Allah tarafından. Müslümanlar kolaylık. Daha sonra Basra'dan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye bir kadın, aslında kadın yalnız yolculuğa çıkmaz ama bir kadın tek başına korkusuz, ürküsüz yolculuk yapabilir. Emniyet böyle, güven ortalığı kaplamıştır. Demişler ki sahabi kiram, ya Resulallah, o zaman korku vardı, güçlük vardı. Bunun için 4 rekatlı farzlar 2'ye indirildi. Şimdi korku kalmadı. 4 kılsak olmaz mı? Efendimiz şöyle buyurmuş. Allah'ın size verdiği ikramı ret mi ediyorsunuz? Evet. Allah'ın size bir ikramı bu. Korkuyu morkuyu bırakın. Allah'ın lütfu ihsanı bu. Kabul edin ya demiş. Beğenmiyor musunuz Allah'ın ikramını? Yani günümüzde de efendim ben uçakla gidiyorum, kendi özel arabamla gidiyorum, klimalı otel, gittiğimiz yerlerde emniyet asayiş berkemal, oteller var, konforlu falan, güçlük diye bir şey yok. Öyle demiş Peygamberimiz. Allah'ın verdiği ikramı beğenmiyor musunuz? Ret mi ediyorsunuz? Devam edeceğiz yani. Yolculuk ve 2 rekat namazın kılınması tabii önem arz ediyor. Bu konuda yeni bazı fikirler var. Ama biz İmam-ı Azam Hazretlerinin verdiği kararlara göre hareket edeceğiz. Hanefi mezhebinin müftabih görüşüne göre sizlere açıklama yapacağız. Bir memleketten, oturduğu evden, adamın oturduğu evin bulunduğu şehirden muhtarı, bekçisi, polisi olan asayişi sağlanmış yerler şehir oluyor. Aha, böyle bir yerden, böyle bir yerin son evini terk ettikten sonra 90 kilometre gidecekse bir adam, o son evden 400 metre bir ok atımı mesafesi ayrıldıktan sonra 4 rekatlı farzları 2 kılar. Sünnetlerde iskonto yok. Sünnetleri tam kılar. Sünnetler Cenab-ı Hakk'a peygamberimizin ibadetidir ve bize de onlara uymamızı, işte günde 20 rekat sünnet var. Bu sünneti kılanlara cennette köşk var diyor. Her günle bir köşk. Böyle her gün kılana ne kadar yaşayacağız, o kadar köşk var. Evet. Efendimizin sünnetini ihya eden, Peygamberimizin şefaatini hak kazanır, cennette onunla beraberdir. Peygamberimiz memnun eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem memnun eden, Allah'ı memnun etmiş olur. Peygamberimizi gücendiren, Allah'ı gücendirmiş olur. Böyle ayetler var, hadisler var. Allah'a itaat, Allah, Resuluna itaat, Allah'a itaattır. Kur'an'da var. Kim peygamberi sever, Allah'ı sevmek, beni sevmek istiyorsa, kul in kuntum tuhibbunallaha. Evet, kim Allah'ı sevmek istiyorsa, fettebiuni yuhbikkumullah. Bana uysun. Peygamber'e uysun. Evet, Allah da onu sever. Peygamber'e uymak, Allah'ı sevmek demektir. Allah'ın sevmesini kazandırır. Onun için namazların önünde, sonunda kılınan sünnetleri asla terk etmemek lazım. Yolculukta da terk etmemek lazım. Farz namazlarda 4 rekatlı öğlen, ikindi, yatsının farzlarını Allah 2'ye indirmiş, ikramda bulunmuş. İkram. İkram reddolunmaz. Evet. Başka ne reddolunmaz? Eve gittiğiniz zaman ev sahibi buyur şuraya otur, koltuk veya minder.
yok istemez istemez deme. Adam size bir koku verdi. Buyur sür dedi. İstemez istemez deme. Adam size süt ikram etti. Yok yok istemez istemez deme. Zemzem verdi. İstemez istemez deme diyor. Peygamber söylüyor. Bunlar reddolunmaz. İç. Allah'ın ikramıdır bu. Bir teşekkür edersin, ödersin, rahat da oturursun. Evet, Efendimizin sözü bu. Onun için Allah'ın ikramı reddolunmaz, ikram reddolunmaz. Evet, bu yolculuk son evi terk ettikten başlar. 3 gün yaya yolcusu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Usfan'a, oradan itibaren gitçi olmuş, 2 kılmış. Ölçtük biz, ölçtük. Usfan tam 90 kilometre. 90 kilometreyi geçtin mi, öyle bir yere geçtin mi, yolculuk başlar. Son evden itibaren, o oturduğunuz beldenin son evinden itibaren, gidiş istikametinizde son evinden itibaren 90 kilometre ileriye gidecekseniz, evi terk ettiğinizden itibaren yolda namaz kılarsanız farzları 4 rekat, farzları 2 kılacaksınız. Allah'ın ikramıdır bu. Uçağla gitseniz, özel arabayla gitseniz, otobüsle gitseniz, roketle gitseniz kanun bu. Allah'ın ikramı bu. Namazları geçirmeyeceksiniz. 4 rekatlı farzları 2 kılacaksınız. Evet, 2 kılacaksınız. Vardığınız yerde de varacağınız şehrin ilk evi. Evet, ilk evine varmadan yoldasınız. Merkezine değil, ilk evine. Nereden? Bunu neye söylüyorsunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ben ilmin şehriyim, Ali kapısı dediği alim, allame Hazreti Ali radıyallahu anh halifeliği zamanında bir kazadan dönüşlerinde devlet merkezi Küfe. Küfe'ye gelirlerken Küfe ileriden görülmüş. Demiş burada namazı kılalım demiş. Namaz kılmışlar öğle namazı. Demişler 2 kılmış Hazreti Ali. Efendim şey işte Küfe gözümüzde gördük. Gördük demiş, girmedik ki. Evet, onun için son eve varıncaya kadar yolculuk devam eder. Oradan çıkarılıyor. Orası yolculuk oluyor ve farzları 2 kılacaksınız. Evet, şimdi bir de mes var. Peygamberimiz girmiş. Mes. Mest. Mest. Deri tabaklanır. Ondan dikilir. Çorap gibi ayağı giyilir. Bu vusat mıdır? Azimet midir? Tartışmalı. Peygamberin yaptığına göre ruhsat olmaz. Peygamberin yaptığı azimet olur diyen alimler var. Ayak soğuktu, ayak yıkayacaksın. Mest giydin mi? Ayağı yıkamıyorsun. Kolaylıktır, ruhsattır diyenler de var. Biz Peygamberin sünneti olduğu için azimet, mest giyen sevap alır diyenlerdeniz, ona katılanlardanız. Evet efendim, mest deriden olur. Suyu geçirmeyen, şöyle duvarın dibine koyduğunuz zaman kırışmayan, buruşmayan şeylerden olur. Bizim ayağımızdaki bu naylon veya yün çoraplardan bunların üzerine mest olmaz. Bu mest olmaz. Bunlar mest değildir. Efendim fıkıh kitaplarında çoraplara cavrab, çorap üzerine mest edilir diye yazıyor. Doğru. Var. 1974 Şam Ümeyye Camisi'nde haçtan dönüyoruz. Orada ikindi namazını kıldık. İkindi namazından sonra çıkacağız camiden. Bir üstaz camilerde ders okutuyor mollalara. Etrafında talebeleri var. Karşımıza geldi.
üstazın, hocanın ayağına bir baktım, çorap var. Ama çorap var, o bizim bildiğimiz çobanların giydiği kepenek var ya, öyle bir çorap. Hah dedim, fıkıh kitaplarında mes yapılır denen çorap bu. Senin çorap değil, öyle sağlam çorap. Ki o kepenekten biliyorsunuz, karın üstüne çoban yatar, uyur. Soğuğu geçirmez, yağmuru geçirmez. Öyle sık dokunmuş bir çoraptır. Piyasadaki bu satılan çoraplara mesh olmaz. Onlar değil, öyle bir çorap. Evet, orada gördüm elhamdülillah. Fıkıhta yazan çorap. Öyle sıkı, sağlam, su geçirmez, eğilip bükülmez. Deri gibi, deri gibi. Evet, işte böyle mes giyerseniz, peygamber giydi diye giyerseniz sevap alırsınız, azimet olur. Ayağım üşüyor filan derseniz ruhsat olur. Az alırsınız. Niyete bağlı ameller. İnnemel amalu bin niyat. Velikullimri'in maneva. Peygamberin genel prensibi, peygamber mes giydi diye giyin, çok sevap alın. Her neyse, mes giydiğiniz zaman diyor, eğer siz misafirseniz tam 3 gün 3 gece çıkarmadan ilk aldığınız abdesti giydikten sonra 3 gün 3 gece hakkınız var diyor. Mes giymeden, mes çıkarmadan ayağınızın üzerine ellerinizle mes edebilirsiniz. Üstüne böyle mes edebilirsiniz. Mestin aşağısı kirlenir. Üstü kirlenmez ki. Aşağısını mesh etmemiz lazım. Tozlanmış, çamurlanmıştır. Peygamberin işine karışma. O kadar ileri gitme. Din peygambere tabi olmaktır. O üstünü böyle yapmış. Biz de üstünü yapacağız. Altını değil, yanını değil, arkasını değil. Üstünü yapacağız. Evet. 3 gün 3 gece diyor çıkarmaz. Mukim olan için 1 gün 1 gece. 3 gün 3 gece 3-24 72 saat ediyor değil mi? Ha, 72 saat. Mukim yani evinde, şehrinde oturan adamın için, adamın için 1 gün 1 gece yani 24 saat. Bu mesk, abdest aldınız, mesk giydiniz, meski abdesti bozduktan itibaren başlar. Yani abdest almadan değil, 72 saat ve 24 saat abdest alma anından değil. Abdesti mesk giydiniz, o giydiğiniz abdest bozduğunuz andan. 5 vakit namaz kıldınız mesela bozmadan. İyi değil ya, caiz, geçerli. Her namazı taze abdestle alırsanız kaymaklı olur, tatlı olur. Çünkü her abdest tırnaktan su döküldüğü gibi günahları vücuttan döker. Şeytanı kovar. Onun için tembellik yapma. Her namazda bir abdest al. Ama fıkıh açısından sıkıntın yoksa, çiş sıkıntın veya kaka sıkıntın veya yel sıkıntın yoksa 5 vakit kılsan problem yok. Hayır demeyiz. Abdest bozulmadı çünkü. Ama bir yaşlı hanımın 2 oğlu varmış. Sabahleyin göndermiş. Ne yaptınız filan? Demiş birisi, ben demiş sabahleyin aldım abdestle, yasıyı da kıldım geldim anacığım demiş. İyi. Sen? Ben her namazda abdest aldım anacığım demiş. Dönmüş demiş ki her namaza, benim imanı bütün oğlum demiş. Ötekine de benim kuçu bütün oğlum demiş. Fıkıh açısından geçerli. Ama her abdestte namaza abdest alırsa, her namazda abdest alırsanız böyle avantajları var. Tabi yolculukta, şurada burada toplantı var, bilmem ne var. Onlar bunları kullanırlar. Din kolaylıktır, güzelliktir. Bu bozmadıkça 5 vakit kıl. Tamam, kabul ediyoruz. Ama senin evinde sıcak suyun var, her konfor var. Niye sen her seferinde almıyorsun?
Evet, nurun ala nur olur. Abdestliyken bile namaz kıldıktan sonra bir de abdest alırsan nurun ala nur olur. Evet efendim. Onları söylüyor ama diyor Peygamber illa li cenabetin min cenabetin. Mesti yolculukta 72 saat yatarken de çıkarmayabilirsiniz. 72 saat, 3 gün 3 gece. Giydikten sonra abdest bulduktan itibaren gece ihtilam oldunuz. İhtilam olduğunuz zaman, cünüp olduğunuz zaman mesleri çıkarmak mecburiyeti var. Tüm vücudu yıkamak gusül. Ayrı, abdest ayrı. Onun için ona olmazdı. Onu da çıkaracaksınız diyor. Ama namaz abdestinde yolculuğu için abdest bozulma anından itibaren 3 gün 3 gece mukim olanlar için abdest bozulduğu andan itibaren tam 1 gün 1 gece hak vardır diyor. Evet, hak vardır diyor. Şimdi abdestini aldın, hiç yellemedin, tuvalete gitmedin, elin kanamadı ama doktora gittin, doktor da çıkar şu dedi, ayaklarında kaşındığım falan var diyor, çıkar şu mesleri dedi, abdest bozulur. Mesli çıkardınız mı abdest bozulur. Yellemeseniz de, çiş etmeseniz de mesli çıkarırsanız abdest bozulur. Yeniden ayakları yıkayarak onu söylüyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayağımı yıkadım, sabahleyin yıkadım, abdest almaya diye niyetim yok, mesli giydim, öğleden sonra bir de abdest aldım. Abdest almak niyetiyle abdest alacaksınız, mesli öyle giyeceksiniz. Mest konusu böyle. Yoksa Hanefi mezhebinde abdest almak için niyet şart değildir. Yani elinizi, yüzünüzü, kolunuzu, başınızı mesheder, ayağınızı yıkasanız, denize girip çıkarsanız abdest almış olursunuz. Ama mest giyecekseniz abdest niyetiyle bunları yapacaksınız. Onu söylüyor Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri. Evet. Yani abdest niyetiyle olmadı mı giyilmez diyor. Abdest almak niyetiyle abdest alıp üstüne mesk giyeceksiniz diyor. Mesk konusundaki hükümleri böyle özetlemiş. Buhari de Tabarani de Safvan Hazretlerinden, Mughire İbn-i Şube Hazretlerinden bu hadisi nakletmişler. Evet. Evet. Diyor ki Mughire İbn-i Şube, Resul-i Ekrem'le beraber bir yolculuktaydık. Ben namaza durmak istedik. Namaz kılacak olduk. Ben eğildim. Peygamberimize saygı, edep olsun, onun bir duasını alayım diye ayaklarını tuttum, meslerini çıkarayım, abdest alsın. Bırak demiş, bırak. Evet. Buzman söylemiş. Yolcu için 3 gün 3 gece hak var demiş. Mukim için 1 gün gece. Onu anlatıyor Mughire İbn-i Şube Hazretleri. Fe inni edhaltuhuma tahireteyn. Ben abdest alarak onları giydim. Çıkarmaya gerek yok. Bırak onları demiş. Buyurmuş. Evet, peygamberimiz buyuruyor. Selasetun masumune min şerri iblis ve cunudihi. 3 kişi insanların düşmanı olan iblis aleyhillâne ve askerlerinden baş şeytan iblis. Onun avanesi cinlerdendir ve kâne milel cinni. Şeytan cinlerdendir. Cinlerin iman edenleri var, imansızları var. İmansızların başı iblis, cinlerden o da. İşte onun askerleri var. Şeytan ve askerlerinden, onların şerrinden korunmuş, mahfuz, korunmuş olan kişi 3 kişidir. Şu 3 kişi şeytanın hilesinden korunmuştur.
şeytanın aldatmasından korunmuştur. Dikkat! اَزَّاكِرُونَ اللّٰهَ كَس۪يرًا بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüz Allah'ı çok zikredenler şeytanın aldatmasından, şerrinden korunmuşlardır. Evet. Durmadan yolda giderken elinizi cebinize sokun, estağfurullah deyin, salavat getirin, elhamdülillah deyin, la ilahe illallah deyin, Allah deyin, böyle söyleyin gidin. Evet. Zikirdir bunlar. İlla yani oturup da Allah, 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 Allah demek şart değil. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Sübhanallah demek zikirdir. Sokun cebinize. Neden sokun? Dışarıya çıkar da şak şak çekerdim. Şu müraiye bak be, be derler. Başkasını böyle söylemeye sebep olursun. Demesin diye elini cebine sok. Riyadan uzak olsun. Adamları da böyle laf ettirme. Onun ağzına şey verme. Evet, böyle yolda giderken tabii tuvalette olmaz. Meyhanede olmaz. Orada temiz yerlerde olur bu zikirler. Çok zikret. Oğluma da söyle. Direksiyon geçti mi açıyor bandı. Öyle açıyor ki yanındaki araba olabilir, kulağı patlayacak, o kadar açıyor. 40 yaşına varınca sağır olur o herif. Bu kadar baskılı ses. Üstelik bir de söylediği İngilizce şarkı, pislik, ahlaksızlık, homoseksüellik şarkısı. Anlamıyor, böyle yapıp duruyor. Halbuki öyle diyeceğini la ilahe illallah, la ilahe illallah desin, estağfurullah, elhamdülillah desin ya. Evet, öyle söylesin. Çok zikredenlerin, zikredenler şeytanın şerrinden korunmuştur. Şimdi, hocam bunları yapmıyoruz. Ha şunları bari yapın. Hep akşam da söyledik. Daha evvel de söyledik. Yine söyleyeceğiz size de. Evet, Bismillah zikirdir. Ben de başladım. Bismillah dedim, elhamdülillah dedim, ve salatu ve selam diye başladım. Evet, bir helal mubah işe başlarken Bismillah derseniz zikretmiş olursunuz. Bismillah şeytanı kovar. Şerrinden emin olursunuz şeytanın. Camiye girerken Bismillah dediyseniz senin şeytanın dışarıda bekliyor. Buraya giremedi. Resmini çekmeyenler ki aramızda dolaşıyor. Evet. Namazda bile seni aldatmak için safların arasında boşluk aradı. Onun için safları sık kurarsanız giremez. Safları seyrek yaparsanız aralarda dolaşır. Üç mü güldüm, dört mü güldüm? Ula yerledim mi bir kıpırtı oldu. Hep seni böyle oyalar. Huzurun kaçar o namazda dolaşanlar. Evet. Eve girerken Bismillah derseniz eve giremez. Sizi takip ederler. Senin şeytanın avanesiyle. Sen Bismillahirrahmanirrahim diye kapıdan içeri girdin mi, Buhari hadis efendim, o baş ağaları der ki arkadaşlar la mebite hâhuna ve la aşa. Bize burada yer yatak yok. Yeme içme de kalmadı. Sokakta cücüklerler. Sabaha kadar soğukta. Aç susuz. Ama besmele çekmedin mi eve onlar takımıyla girer. Sofraya otursun. Besmele çekmezsen başlarlar beraber yemeye. Su içersen başlarlar seninle içmeye. Meyve yersen seninle yerler. Öyle bir şey yok hocam. Onlar cin görünmez ki. Sen görmüyorsun. Sen görmüyorsun. Peygamber yalan söyler mi? Besmele çektiniz mi? Zikretmiş olursunuz. Besmele Kur'an-ı Kerim'e göre şeytanı kovar. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de secde et, etmeyeceğim. Niye etmedin? Çünkü Adem kokar çamurdan yaratıldı. Ben alevli ateşten, ben daha üstünüm. Defol. Rahmetimden kovdum seni. Şeytan o demek. Şatana kovdu demek. Rahmetten kovdu.
Evet, lanetlendi Allah tarafından. Rahmetten mahrum. Şeytan bu demek. O da madem sen bunun yüzünden beni kovdun, ben de mahşere kadar izin ver, bunların yolunu keseceğim. Önünden, arkasından, sağından, solundan onlara nüfuz edeceğim. Sana gelmeyecekler. Bana sığınanların kılına dokunamazsın. Bana sığınmayanlar için hodri meydan, buyur. Dünya insanlar için imtihan yeridir. Bakalım aklını kullanacak mı? Peygamberimizin besmelesiz evden çıkma. Allah'a sığın da çık. Dediğini duyacak mı? Öğrendi mi? Uygulayacak mı? İmtihan dünyası. Bunları söylemezsen önünden, arkandan, sağından, solundan nüfuz eder. Kur'an'da ayette sabit. Ondan sonra işlerin ters gider. Şu olur, bu olur. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. Dedin mi? Bismi bir kelime. Rahman iki. Allah iki. Rahman üç. Rahim dört. Ön, arka, sağ, sol dört kelimeyle kale kapısı gibi kapanır. Hiç sana etki edemez. Hiç sana etki edemez. Besmele böyledir. Bunun dışında adam sana kaşınıyor. Geliyor, hiçbir şeyin yok, gidiyorsun. Seni dürtüyor, kavga edecek böyle. Hayda senin deme. Şeytan dürtüyor onu. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Şeytanın en çok belini kıran sözlerden birisi budur. La havle ve la kuvvete illa billah. Müşteri satıyorsun, bakmış, beğenmiş. Hanımefendi şöyle demişsin, beyefendi şöyle. Gitmiş o gözünün tuttuğunu almış, senin sözünü dinlememiş. Ondan sonra sen bana şu vermişsin. Hay senin deme. La havle ve la kuvvete illa billah de. Uyardım seni beyefendi. Kendin aldın. Şimdi de böyle söylüyorsun. Deme. Kızma. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ hâtabahumul cahilûne selâme. Böyle şeytana alet olan herif. Ulan sen ne biçim adamsın? Sahte. La havle çek. Ona uyma. Siz demiyor musunuz? İte dalaşma. Ormanı dolaş. Dalaşırsan sen de o it gibi laflar söylersin. Evet. Bu besmele çekmeden arabaya binme. Besmele çekmeden evden çıkma. Besmele çekmeden ata işeye binme. Evet. Şeytanı kor. Zikirdir. Çok zikredenler Allah'ın şeyinden korunur diyor ya, şeytanın şerrinden, Allah'ın düşmanı şeytanın şerrinden. Evet. Bitirdin işi. Çok da güzel oldu. Aha, benim gibi adam var mı ya? Bana şu derler, görüyorsunuz ya, deme. Kibir, gurur, şeytan seni dürtüyor. Elhamdülillah, şükür de. Elhamdülillah demek, Allah şükretmek zikirdir. Şeytana pay vermemektir. Nimetlerle şükredenler daha çok nimet kazanır. Nimetlere şükretmeyenler Allah elinden nimeti alır. O işi yaparken kalp sektesi yap, oraya bulurdun. Bir tarafın şöyle olabilirdi, şöyle olabilirdi, bitiremezdin. Bitirdin, elhamdülillah de. Allah bitirmeyi nasip etti. Evet, çalıştın, olmadı. Umutsuzluğa kapılma. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil de. Zikirdir. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz Nemrut'la münazara yapmış. Demiş senin Allah'ın neye var? Nemrut Allah'lık davasında. Kavmine de zorla kendini taptırıyor. Dağına çıktım. Nemrut Dağı var ya bizde, onun tepesine çıktım. Bulamadım Nemrut'u orada. Evet. Cehennemde yeniyor tabii. Ne işim var ben cehennemde? Senin Allah'ın neye var? Benim Allah'ım diriltir,
öldürür, yuhyi ve ümit. İki adam çağırmış, vurun bunun kellesini demiş, aha öldürdüm demiş. Ötekine sen gidilen demiş, aha dirilttim, zaten diri herif. İbrahim Aleyhisselam tam susturacak onu. Benim Allah'ım demiş, güneşi doğudan doğdurur, batıdan batıp batırdır. Sıkıysa sen batıdan doğdu, doğudan batır. Nasıl yapacak bunu? Febihitellezine kefar. Kafirin sepetinde pamuk kalmadı, bir şey söyleyemedi. Atın bunu ateşe dedi Nemrut. Yakaladılar, hapsettiler. Odun taşıdılar bir hafta. Odunlar harman gibi yığdılar. Sadece hayvanlardan katır çekti. Onun için katırın çocuğu olmaz, yavrusu olmaz. Ya eşekten ya attandır. Katır hiç zürriyeti yoktur kendinden. Odun taşıdı diye. Tefsirde öyle yazıyor. Ondan sonra ateşe verdiler. Ateş yandı. İbrahim Aleyhisselam mancırına koydular. Cebrail Aleyhisselam geldi. Emret dedi. Bütün gücümle dedi senin arkandayım. Allah'tan bir istediğin varsa da götüreceğim. Allah senden hiçbir şey istemiyorum. Allah beni biliyor. Allah'ın bilmediği var mı? Görüyor. Görmediği var mı? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir dedi. Böyle deyince Allah'a sığındı. Sığınınca da Kûni berden ve selâme alâ İbrahim. Kulumuz İbrahim'e ey ateş serin ol, yakma onu. Selamet ol emrini alınca ateş güllük gülistanlığı oldu. Sen de hay anasını avradını diyeceğine veya Allah benden başka garibin şeyini ezecek bulamamış gibi beni vuruyor tokadı bana deme. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil de. Şeytanı kov, zikret, şeytanın hilesinden kurtul. Güzel bir araba gördün, güzel bir bina gördün, güzel bir çocuk gördün. Bütün çocuklar güzeldir çünkü günahı yoktur. Güzellik yüzlerine vurur. Vay be çocuğa bak be, hele hele gözlere bak yahu. Deme lan, nazar olur çocuk. Nazarından dolayı çocuk hastalanır, çatlar yahu. Araba devrilir yahu. Evet, kabristanındakilerin çoğu nazardan ölür. Onun için gördün mü, iyiliği de güzelliği de yaratan kimdir? Allah. Hayır ve şer Allah'tandır. Sen buna inanıyorsun. Bunu uygula imanını. Maşallah. Allah dilemiş ne güzel yaratmış yahu. Barakallah. Subhanallah deyiver yahu. Nazarın değmesin. Allah'ı zikret. Şeytanın şerrinden korun. Evet. Bir musibet oldu. Falan adam öldü. Ya niye öldü be? Daha da akşam beraberdik. Deme. Hayvan gibi konuşma. Akıllı adam gibi konuş. Sen müminsin. Allah'ın sana verdiği süre bittiyse ölmemek mümkün mü? Sıkıysa sen ölme. Ha, iman ediyorsun, gereğini yap. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun de. Ne öldü deme. İmanını dillendir. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. Hepimizin varacağı yer o. Deyiver. Zikret. Şeytan şerrinden kurtulursun. Böyle demezsen şeytana alet olursun. Şeytana alet olursun. Evet. Orada İngilizce ahlaksız şarkılar dinleyeceğine La ilahe illallah de, dilini ona alıştır. Ölürken bir adamın men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cennet. Efendimizin sözü bu. Bir adamın son sözü la ilahe illallah olursa direkt cennete gider. Hadis bu. Sen de ona inanan adamsın. Allah'a inansın, cennete inanan adamsın. La ilahe illallah dedi ki, dede her durumda sevinsen, sıkılsan,
çok acı versin, kalsan bile ağzından la ilahe illallah çıksın, ölürken canını çok yakacaklar çünkü. La ilahe illallah dersen son sözün bu olursa cennet var. Buna alış, zikret, şeytanı kov. Evet, şeytan o anda gelir, yanmışın buz gibi karlı dondurma su, imanını bana ver, vereceğim der. La ilahe illallah deyiver, oradan defolsun gitsin, seni aldatmasın, dilini buna alıştır. Evet, günah işledin, estağfurullah de, kalbinde kökleşmeden kara leke, kalbini bozmadan sökübat, estağfurullah ve tübüley, Allah'ım günahımı affet, sana tövbe ediyorum, vazgeçtim ondan deyiver. Zikret, şeytana alet olma. Evet, bunun gibi her durumda Allah'a zikir olan kelimeler, peygamber bunları öğretmiş, söylediğim şeyleri bize öğretmiş. Bunları çok söylersen ne diyor bak, şeytanın şerrinden korunmuş olur. Çok zikreden, işte her durumda bunları söyleyen. Evet, bir daha sağ elinde ye, sağ elinde iç, besmele çekmeden yeme içme, şeytandan korun. Evet, bitirince bir elhamdülillah de, şeytandan korun, zikridir bunlar. Evet, yorgana girerken besmele çek, şeytanı kov. Eve girerken, arabaya girerken, dükkana girerken kov, zikret, şeytandan korun. İblis ve askerlerinin şerrinden, hilesinden korun. Gece gündüz bunları yapıyoruz. Biz de bunları söylersek çok zikretmiş oluruz ve şeytanın şerrinden korunuz. Efendimizin bu hadisinin şeyine uğrarız. Evet, masadaki oluruz. Namaz zikirdir. Allahu Ekber zikir. Sübhanekallah ve bihamdik zikir. Euzü billah zikir. Besmele zikir. Elhamdülillah zikir. Kul huvallaha zikir. Allahu Ekber zikir. Sübhan Rabbil azim zikir. Semi Allah'ın Rabbena lekem zikir. Semi Allahu. Allah diyorsun, zikir. Evet, namaz zikir. Namaz kıl. Şeytanın şerrinden korun. Evet, Kur'an-ı Kerim oku. Kur'an-ı Kerim zikirdir. Evet, Kur'an-ı Kerim oku. Giyerken besmele çek, şeytandan korun. İçerken, yerken olduğu gibi. Yürürken, yürümeye başlarken besmele çek. Alışveriş ederken bismillah de, şeytanı kov. Zikret, Allah'tan korun. Şeytanın, Allah'ın düşmanı şeytandan korun. Senin düşmanın şeytandan korun. Ne diyor Allah? Ellezine yezkurun Allah kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim. Evet. Ayakta oturarak yan gelmiş vaziyette bismillah, la ilahe illallah, estağfurullah. Evet, euzu billahi mineşşeytanirracim de. Diyor, öyle söylüyor Allah. Âl-i İmran 191. ayetin, müminler böyledir. Şeytanın şerrinden korunursun. Başka? Başka kim? Velil müstavfirine bil eshar. Affedersin. Vel müstavfirine bil eshar. Lil değil. Vel müstavfirine bil eshar. Herkes yattı. Erken yapmak iyidir. Erken kalkmak iyidir. Rızıklar erken dağılır. Kuşluğa kadar kalırsanız avucunuzu yararsınız. Rızıklar erken dağılır. Adam sabah namazına kalkmamış, güneş doğmuş. Öyle diyor peygamber. Bunlar benim değil, peygamberin sözü. Bir adam sabah namazına kalkmardı, güneş doğarsa bâle fî üzüneyhi şeytanı. İki kulağını da şarul şarul şeytan işer diyor.
Kulağını şeyden işledikten sonra müşteri gelmez. Karınla kavga edersin. Mağazandaki adamla kavga edersin. Çünkü o geldi işedi kulağına. Huzur bulamazsın. Kaşınacak adam ararsın. Erken kalk. Evet. Sabah namazın vakti girmeden evvel. Seher vakti. Kalkarsanız Allah övüyor. Ellezine yekun Rabbena vel müstafirine bil eshar. Seherlerde istiğfar edenleri Allah övüyor. Peygamber de diyor ki seherlerde istiğfar edenler şeytanın şerrinden korunur. Şeytan onları etkilemez. Herkese tatlı uykuya dalmış. Sen kalkmışsın şakır şakır bir abdest almışsın. Bir namaz kılmışsın. Teheccüd namazı derler ona. İki rekatı dünyadan kıymetlidir diyor peygamber. Kıl. Arkasından bir estağfurullah de. Seherde istiğfar edenler şeytanın şerrinden kurtulur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Seherlerde zikreden, istiğfar edenler. Evet. Geceleyin namaz kılmış, arkasından böyle şey etmiş. Evet. Kalplerin nurlanmış. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rızık kapılarının açıldığı, feyiz ve bereketinin taştığı zamanlar onlar. Bu adamlar öyle kazanmış, bu kitapları yazmış. Biz bunlar için çalışıyoruz. Bak, öleli kaç sene olmuş. Hep ona diyorlar, gene senin kitabın okunuyor. Ne kadar seviniyor. Evet, uyumayanlar, seherlerde uyumayanlar bunları yazabiliyor. Adam oluyor. Sen de kalk, şeytanın şerrinden kurtul. Allah'ın kalbi, feyzi bereketi kalbine dolsun. Kalbin nurlansın. Hakkı görüp Hakk'a teslim olanlardan ol. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan ol. Kalbin nurlansın. Evet, seher vakti böyle. Herkesin uyuduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın bereketi, feyzi taştığı zamandır. Uyuma, kalk, istiğfar et. Evet. İki rekatta kalkmışken bir namaz kıl. Vel bakuna min haşyetillah. Evet. Çok zikredenler anlattık. Ondan sonra seherlerde istiğfar edenler anlattık. Vel bakune min haşyetillah. Allah korkusundan ağlayanlar da şeytanın şerrinden emin olurlar, korunurlar. Artistler de ağlıyor ama numaradan ağlıyorlar. Öyle değil. Günahların gözününe gelmiş. Ola Allah ben bu işi yaparken görüyor. Görmüyor mu? Görüyor. Biliyorsun. Biliyor. Yaptığını biliyor. Biliyorsun. Ve sen de ahirete inanmışsın. Hesabını vereceksin. Oradan duygulanmışsın. Allah'ım ben ettim seni. Şöyle. Ağlanan. İşte böyle Allah korkusundan ağlayanlar şeytanın şerrinden korunurlar. Mahfuzdurlar. Allah korur. Dokunma ona der Allah. Evet, biz şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini yapalım diye Denizli'de İmam Hatip'te hocayken Ege'nin en yüksek dağı Honaz Dağı, denizin tepesinde. Arkadaşları ben söyledim, alın dedim, dağa tırmanalım. Peygamberin bir sünneti. Uhud'a çıkıyormuş Peygamberimiz, başka yerlere çıkıyormuş. Hira Nur Dağı'na çıkmış. Peygamber sünneti yüksek dağlara çıkmak. Yaya. O yaya çıkmış. Evet. Teleferikle değil. Yaya. Tamamdır. 4,5 saatte çıktık tepesine. Yamacına varınca yorulduk tabii. Çobanlar var. Çoban kurt kuzuları yemesine ne yapar? Böyle tay gibi köpekleri var. Koca koca köpekler bir geldiler üstümüze. Kaçamazsın. Evet. Şeytan Allah'ın köpeği değil mi? Salıyor herkese. Korunun diyor. Bak işte o yolları öğretiyor. Koca köpek kaçacak yerimiz yok. Parçalayacaklar. Çoban gördü. Vat! Dedi. Bir baktık. Anında durdular. Kuyruklarını tık diye kıstırdılar. Kaçtılar.
İşte böyle. Bismillah dedin mi? Çekelim oradan diyor Allah. Aynı orada çobanın köpeğini kovduğu gibi. Sen de rahatlayasın. Karınla kavga etmiyorsun. Oğlunla kızınla talebenle dövüşmüyorsun. Şeytan kavga ettiriyor. Bismillah çekiver yahu. Öyle kovuyor Allah onları. Anında o öfkeli köpekler kuyruğunu kıstırdı diyerek kaçtılar. Evet. Allah'a sığındın mı böyle. Allah'a sığındın mı onu söylüyor güzel peygamberimiz. Allah korkusundan gözleri yaşayanlar, hüngür hüngür ağlayanlar. Evet. Allah korkusundan göz akan yaş, gözü yaş akarsa o göz ateş görmez. Numaradan değil. İçinden coşmuş gelmiş, tutamamışsın, ağlamışsın. O gözü ateş yakmaz diyor. Aha böyle söylüyor. Bir de askerden kaçıyor şimdi. Son sınıfta tek ders vermiyor mahsus talebe. Af çıkar, para çıkar da gitmeyeyim diye. Adı da Ali Hasan Hüseyin değil mi? Müslüman yani. Etme delikanlım benim. Sen Müslümansın, müminsin. Korkma, kader değişmez. Ölmeyecek adamı ateşe atsan ölmez. Korkma. Git askere. Kaçma. Askere git. Nöbette uyuma. Askerlikte dalga geçme. Sen orada nöbet tutuyorsun, ben burada konuşuyorum. Namaz kılıyoruz. Sen orada yapmasan beni böyle oturtturlar mı? Beni koruyorsun. Benim hep yaptığım sana yazılıyor. Evet, böyle güzel nöbet tutarsa diyor. Bak böyle söylüyor. Hadis bu efendim. Evet, askerdeyken evet, bu gözden yaş akan böyle, bir de Allah yolunda iken gözleri açık uyanık. Dur, kimdir o? Parola. Vermedin mi tak vurur. Hakkı var ya. Evet. Hiç uymuyor. Evet. Biz bunları üstazlarımızdan, hocamızdan öğrendik. Yedek subaylıkta babam hoca olduğu için babama asker almamışlar. Hocasını sen köylerde vaaz et, asker gönder diye. Hep yanarmış. Ah askerlik gibi şerefli mesleği yapamadım diye. Ben onun için nöbetçi olduğum zaman ötekiler gidin yatın diyordum. Sabaha kadar ben nöbet tutacağım. En zevkli dakikalarım hayatta odur. Sabaha kadar uyumuyordum. Babam yerine nöbet tutuyordum. Bizim Anadolu insanı ne güzel. Ama zengin çocukları var. Karargahı almışlar. Yazıcı mazıcı. Nöbet onlara da var ama nöbet yerinde girmiş cemsenin reyonun içine horol uyuyor. Ben de tabii onlara yanandan öpüyordum. Çıkarıyordum. Benzetiyordum bunları. Niye uyudun lan diye. Halbuki silahında kurşun var. Benimki de delilik. Çekse vursa parolayı bilmedim vurdum der. Ama gençlikte insan bazen düşünemiyor. İyi de uyuyordum bunları. Neye uyudunuz diye. Ama bizim Anadolu'dan köyden gelen Mehmet fırtına esiyor yerde duramıyor. Dur kimdir o? Parola söylüyordum. Öylece selam duruyordu. Varıp yanandan öpüyordum onu. Siz de öyle olun. Uyumayın. Öyle diyor bak peygamber. Müminlerin namusunu, ırzını koruyor o asker. Orada korumasa ben burada ibadet edemem. Evde rahat uyuyamam. Onu koruyor. Dinini, imanını, namusunu koruyor. Allah yolunda nöbet tutan, uykusuz kalan göz. Evet. Cehennem ateşi görmez. Evet bu böyle. Evet. Mükemmel bir ibadet. Askerlik ve nöbet. Seherlerde istiğfar etmek gibi en güzeli. Hatta diyor ki en güzeli diyor Allah yolunda cihat etmektir. Cihat ederken uyumamaktır. En pahalısı o çünkü. Can, ortaya can koyuyorsun. Bunları yaparsan şeytanın şerrinden korunursun. Peygamberimiz onu söylüyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh
Efendimiz'den nakledilmiş. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizi nail eylesin inşallah. Evet. Şimdi bunu yapıyor, kazanıyor. Ertesi gün kumar oynuyor. Akılsız herif. Bir taraftan kazanıyor, bir taraftan parayı koyuyor cebine. Harcayacak. Cebi delik, bir şey kalmamış. Ona döner bu iş. Şimdi öyle hanımlar var. Çırılçıplak geziyor. Aa, burada geliyorlar. Burada giyiyorlar, namaz kılıyorlar. Çıkıyorsun, Allah Allah, artist gibi. Kardeş, boşuna kürek çekiyorsun. Bir taraftan kazanıyorsun, bir taraftan yele veriyorsun kazandığını. Akıllıysan kazandığını tut. Onun için sokakta da örtün yahu. Namazı örtündün gibi. Şimdi o mod olmuş bir de. Namaz kılıyorlar ama sokakta böyle. Ya işte askerliği de güzel yapıyor. Gündüz poker oynuyor. Kumar. Aa, gece kazandın, gündüz yele verdin. Elinde ne kaldı? Bir şey yok. Akılsız. Böyle olma. Evet, bir tane daha okuyalım efendim. Selasetün fi zillillahi yevme la zille illa zillu. Hiçbir gölgenin olmadığı, ancak Allah'ın gölgesinin olduğu zaman, o günde üç kişi Allah'ın gölgesindedir. Arasatta, mahşerde, bir racülün haysü teveccühe alime ennallâhe ma'ah. La havle ve la kuvvet. Allah hocama rahmet eylesin. Cidde'de herkes tanıyor. Etrafını toplanmışlar Suud görevlileri. Hoca efendi demişler, bize bir nasihat et. Evet, nerede olursanız olun, sözü bu, bu hadisi. Nerede olursanız olun, Allah'ın sizinle olduğunu bilin. Evet, burada da onu söylüyor. Mahşerde hiçbir gölgenin olmadığı zamanda Allah'ın arşının gölgesinde olan üç kişi vardır. Biri nerede olursa olsun Allah'ın kendisiyle olduğunu bilmektir. Allah'ın olmadığı yer var mı? Görmediği yer var mı? Duymadığı ses var mı? Evet. Her yeri biliyor, her şeyi hissediyor. İmam Birgül Hazretleri ne diyor? Karanlık gecede kara kaya üzerinde yürüyen kara karıncayı görür. Kara karıncanın ayağından çıkan sesi işitir. Ne güzel söylüyor. Hadi gör bakalım. Kara karınca görünür mü ya? Allah görür, bilir. Bilmediği yok, görmediği yok. İşte senle kimsecikler yok deme. Allah var. Nerede olursan ol, bakan olmuşsun, müsteşar olmuşsun, müdür olmuşsun, belediye başkanı olmuşsun, ne yapsan kimse görmüyor. Odana bile izin vermesen kimse girmiyor. Allah var. Yanlış iş yapma. Nerede olursan ol, Allah'ın senin yanında olduğunu bil. Böyle bilirsen Allah'ın gölgesinde olursun. Mahşerde, kıyamette, her yerde. Evet. Sen nerede olursan ol, eyneme tüvellü fesem veşhullah. Kur'an'da ayet var. Nereye gidersen Allah orada. Allah mekanden mürezzem ama bilmediği, görmediği yer yok. İşitmediği ses yok. Ve ve ma'akum eyneme kuntum. Ayette sabit. Ben hadisi okudum. Nerede olursan ol, Allah sizinledir. Onun için kimse yok diye elin kızına dalaşma. El kol hareketleriyle haram işleme, zina yapma, hırsızlık yapma, para aşırma, yanlış iş yapma. Her yerde ve makum eyni ve kuntum. Nerede olursan ol, Allah seninle, biliyor, görüyor. Sen de müminsin. Ona göre böyle bir adam kesinlikle yanlışlık yapamaz. Evet, böyle olunca da
sırda alaniyette Allah'la olunca da kalbin nurlanır. Onun için duvarın arkasını sen göremezsin, o görür. Allah'ın lütfudur o. Ya ne demiş Akşemseddin, değil mi? Affedersin, Hacı Bayram Veli. Hacı Bayram Veli Edirne'ye gitmiş. Daha doğrusu padişah çağırmış. Talebeleri, müritleri çok. Çekemeyenler demiş, ihtilal yapacak, sana karşı gelecek. Çok da kalabalık talebesi var. Hemen adam göndermiş, gelmiş. Gelirken adam pişman olmuş. Tevkifetçi adam. O hazırlanmış. Keramet sahibi adam. Oğlum görevini yap demiş. Sen buna geldin. Efendim yok demiş. Sen görevini yap. Gitmişler. O giderken bu defa padişah, niye ettim ben ya? Böyle hoca böyle olur mu? O başlamış pişmanlık ateşiyle yanmaya. Hesaba çekecekken merasimde karşılamış Edirne'de. Merasimde ikinci Murat. Merasimde karşılamış. Kendine demiş, yahu sen niye beni şey etmedin mi? Estağfurullah efendim, kusura bakmayın efendim. Evet, neyse. Demiş ki, efendim lütfetseniz de İstanbul'u almak istiyorum. Fethetmek istiyorum. Hazırlık yapıyorum. Bir dua etseniz. Orada Akşemseddin orada. Köse Akşemseddin. Fatih de orada. Sarayda oluyor bu iş. Kimuran Sarayı'nda. Hünkar Hazretleri demiş. Allah bilir ama demiş. Her şeyin bir vakti merhunu vardır. Allah'ın tayin ettiği belirli bir vakti vardır. O vakit gelmeden hiçbir şey olmaz. Allahu alem demiş. Tahminime göre bu fetih sana nasip olmayacak. Aha şu köseyle demiş, şu beşikte yatan oğlana nasip olacak. Oğlan da Fatih. Köse de Akşemseddin. Evet. Hacı Bayram Veli. Evet, bunlar işte bu söylediklerimizi harfiyen hayatında tatbik eden adamlar. Böyle adam oluyor. Böyle samimi bir yola geldin mi Cenab-ı Hak kapını açıveriyor. Yoksa insan kafasıyla olacak şey değil. İmam Serasi 30 ciltlik fıkıh kitabı yazmış. Bütün mezheplerin, müçtehitlerin içtihatlarını yazıyor eserinde. Dayandığı hadisleri senediyle yazıyor. Mümkün değil. Hem de yanında hiç kitap yok. Hapsedilmiş kuyuya, kuyudan yazıyor. Bir Yahudi profesör dedi ki, bu insan kafası yok bunda diyor. Bu diyor başka kafa diyor. Evet, başka kafa. Samimiyetle Allah'a bunları teslim oldun, yaptın mı? Cenab-ı Hak kapıyı açıveriyor. Ondan sonra Efendimiz gibi oluyorlar. Hani Miraç'tan gelmiş, Peygamberimiz Mekke'den dışarı çıkmamış. Kudüs'ü bilmez. Şöyle bakalım demişler müşrikler. Mescid-i Aksa'yı biliyorlar. Ticaret gidenler. Kaç kapısı var, kaç penceresi var. Şurada ne var? Allah diyor, getirdi Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne koyverdi diyor. Sonuçta aha şurada şu var, burada dedim diyor. İşte o Peygamber'in bu güzel uyarılarına uyarsan arkadaş, sen de böyle bir adam olabilirsin. Sen de böyle bir adam olabilirsin. Mescid-i Aksa'yı önüne koyarlar. O kuyuda da işte hiç kitap yok, defter yok. Söylemiş, hiç de yanlış yok. Böyle 30 ciltlik eser İslam hukukunun temel kitabı olmuş. Allah böyle biraz iyi oldun mu kapıyı açıveriyor. İmam Buhari de öyle. 650 bin hadisi senediyle kim ezberler? Hadi sıkıysa ezberlesin. Ben avukatlık yaptım. 30 sene sulh hukuk hakimliği yapmış İzmir'de. Yaşlanmış, emekli olacak. Yine karar vereceği zaman açıyor, kanundan okuyor. 30 senede bir kanunu ezberleyememiş. Sen de ezberleyebilir misin? Ezberleyemezsin. Ama Allah kapını açtı mı, işte böyle Buhari olursun. 650 bin hadis. Beyefendi. Öbür hocalar çekemiyorlar. Bir araya gelmişler, bunu rezerv edelim demişler. Halkın huzurunda 10 kişi 100'er hadis.
şey diyorlar, ufacık değişiklikler yapıyorlar hadisleri. Dinliyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi. 1000 hadis. Tamam mı diyor, tamam. Birinciye geliyor. Sen diyor birinci hadiste şurayı oynamışsın diyor. İkinci hadiste şurayı. Üçüncü. Var mı içinizde böyle aklı kafası olan? Ellüpelim yahu varsa. Kaç senede kaç ihlası zor ezberliyorsun yahu. 1000 tane hadisin ufacık şeylerin hemen bir dinle. Bu Allah vergisi arkadaş. İşte böyle olursan Cenab-ı Hak veriyor yani. Kazanmayla olacak şeyler bunlar canım. Evet efendim, güzel peygamberimiz, nerede olursan ol, Allah'ın seninle olduğunu bil. Bu bir. Evet, Allah'ın gölgesinde olacak. Hiç zahmet sıkıntı çekmeyecek. İki. وَرَجُلٌ دَعَتُ اِمْرَاتٌ اِلَى نَفْسِهَا فَتَرَكَهَا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Tamam şimdi böyle. Evet. Sokağa çıkıyorsun. Kız, hanım, göğüslerini açmış, bacaklarını açmış. Çok böyle şey, elbise giymiş, her şey meydanda. Sen de 19 yaşında, 20 yaşında kanın kaynıyor. Televizyonda göz kırpıyor ya. Sokakta göz kırpıyor. Geldiler diye. Evet. İçeride kanın kaynıyor. Güzel de parça yağı falan. Böyle bir hanım oğlanı davet etmiş, erkeği. Allah oldu içinden bir ses. Allah oğlum. Gelmiyor, gitmiyor ona. O da diyor işte kazanacak. Zor bir iş ama ha. Böyle bir davete hayır demek zor bir iş. Bir delikanlı için. Bu zoru başardı mı? Allah biliyor, görüyor değil mi? Sen de buna inanıyorsun. Aklına bu geliyor ve kızın, kadının davetine uymuyor. Şehirde de olur bu, dağda başta da şurada da olur. Allah'ın olmadığı yer var mı? Allah var deyip haşa diyor. Üniversite okuyor, kesinlikle böyle kızların davetine uymuyor. Veya öyle kız oğlanların davetine prim vermiyor. İnanmış, Allah görüyor, biliyor. Nerede olursan ol, Allah seninle olsun. Bu demek. Evet, bu da herkesin bunaldığı, sıkıntı içinde olduğu zamanda güneş bir karış yaklaşacak, yakacak herkesi. Ter, bütün Adem'den kıyamete kadar insanların toplumun teri kulak yumuşağına kadar çıkacak. Adam böyle nefes almak için burnunu kaldıracak, boynu ağrıyacak, indirecek. İndirince nefes alamayınca bunalacak, tekrar kaldıracak. Tekrar indirecek. Gemli hayvan gibi diyor böyle. Bazen zifiri karanlık, nereye basacağını bilmiyor. Bazen çok aşırı aydınlık. Evet. Aşırı aydınlık da işkence sebebidir. Ahmet Davutoğlu hocamızı rahmetle anıyorum. Bulgaristan'da komünistler yakalamışlar. Müslüman diye şimdi tecavüz ediyorlar camilere, namaz kılanlara, kızlara, karılara. Eskiden beri var. Yakalamışlar bunu, idamlık atmışlar hücreye. Aydınlık, aşırı aydınlık. Çıldırtıyor adamı diyor. Çıldırtıyor. Gözünü açamazsın diyor. Öyle. Aşırı aydınlık. Bazen böyle, bazen zifir karanlık, bazen çok sıcak, bazen çok üşüyorsun. Evet, böyleyken sıkıntı içinde, öyle sıkıntı ki Kur'an'da var efendim. Kafirler, maymundanız biz diyenler bile gidecekler Adem'e, babamız sensin. Mahkeme başlasın, cehenneme gidecekse gidelim, şu sıkıntıdan biz kurtulalım. Sanki cehennem ondan ehmenmiş gibi. Adem bana gelmen diyecek. İdris'e gidin, İdris bana gelmen, Şit'e gidin. Her peygamber kendinden sonra atacak. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, aman aman benim gelmeyin. Dünya Yahudiler hep onu şikayet edecek zaten. Biz kimseye kötülük etmedik, bundan öğrendik. Mahkeme olacak. İsa aleyhisselam, aman aman bana gelmeyin. Baba, oğul, ruhul kudüs demiyorlar mı? Tanrı diyenler var, Tanrı'nın oğlu diyenler var. İsa aleyhisselama. Ente kutte linnâsi. Sen mi söyledin? Ey İsa,
ben Allah'ım, Allah'ın oğluyum diye hesaba çekecek. Gelmem, ben onu düşünüyorum. Nasıl hesap vereceğimi düşünüyorum. Peygamberimize gelecekler. Evet. Allah bunu bana verdi. Secdeye kapanacak. Bütün insanları, ona sevenleri, çöl bedevisi diyenleri secdeye kapanıp mahkemeyi başlatmak suretiyle mahşer sıkıntısından kurtaracak. Buna tek ehil Efendimiz, makam Mahmud da bu. Evet, makam Mahmud da bu. İşte böyle dünyadayken o sıkıntılara girmeyecek. Kim? Her nerede olursa olsun Allah var deyip harama uzanamayacak, haram konuşamayacak, harama bakamayacak, eliyle kızı okşamayacak. Şimdi tenhaya gerek yok. Metroya biniyorsun, oğlan kızı almış, sıkıştırıp durur. Ula bu millette eskiden kabahat da gizli, günah da gizli derlerdi. Bu milletten değil galiba o. Kabahat gizli konur, gizli yapılır, yiyor mu ya? Merkezin içinde yapıyorlar ya. Kimse de bir şey diyemiyor. Kıyamet yakın yani. Ayağımızı denge alalım. Kimse bir şey diyemiyor. Sana ne? Sana ne değil. Bize de işte biz burada söylemekle yetiniyoruz. Aslında onu gel buraya deyip birini bir tarafa atıvermek lazım. Ayırmak lazım da. Evet. İşte böyle. Her yerde Allah var olduğunu bilerek haramlardan sakınmak. Bu o mahşer sıkıntıları görmeyecek. Men radiye billahi rabben ve bil islami dinen ve Muhammeden Resul'a. Evet. Şimdi baştan bir daha alalım. Hiçbir gölgenin olmadığı günde mahşerde ferah favur yaşayacaklarının birisi her yerde Allah'ın olduğunu bilerek bu şuurla hiç harama bakmayan, duymayan, el uzatmayan. İki, genç, kadın veya erkek. Her yerde Allah var. Dağın başında nerede olursa olsun kimse yok falan demiyor. Allah var. Zina etmiyor. Elini zinayı bulaştırmıyor. Kadın veya erkek. Evet. Üçüncüsü, وَرَجُلٌ اَحَبَّ لِجَلَالِ اللّٰهِ. Evet. Ya seni çok seviyorum. Niye? Tayinimi yere çıkarır. Beni yükseltir. Öyle değil. Adam dürüst. Ne yapsan yanıltamıyorsun adamı. Allah için seviyor. Sevdiğini. Allah sevdi diye seviyor. Güzel Müslüman diye seviyor. Aha bu adam da mahşerde sıkıntı çekmeyecek. Sevdiğini Allah için seviyor. Bir manfaat, dünyevi menfaat için değil. Böyle adamlar da mahşerde sıkıntı çekmeyecek. Evet. Çünkü Allah görüyor, biliyor. Nasıl yapacaksın? Bu kitabı yazan burada kanunun türbesinin dibinde yatıyor. O yanında doluydu kabirler. Evet, onu kaldırdılar. Rahmetli Menderes kaldırdı. İleriye taşıttırdı o kabirleri. Çünkü polisler geliyor, görüyorsunuz Avrupa'dan. Kabirlerin üstüne çıkıyorlar. Kanuni türbesinin resmini çekeceğiz diye. Hristiyanlarda yıkanmak yok. Hayızdan sonra yıkanmak yok. Günlükten sonra yıkanmak yok. Aralarında bulundum yani. İngiliz okulunda parfümden bahsediyor Bayan Hoca. Biz dedim cuma günleri yıkanırız. Zaruri olarak yıkanırız. Parfüme gerek yok. Onlar bilmediği için yıkanmayı parfüm. Öyle icat edildi parfüm. O pisler gelmiş Menderes rahmetli ziyaret ediyordu. Yurt dışına giderken, gelirken Eyüp'ü, Kanuni'yi. Ben o zaman talebeydim. Evet, bir geldim bir bakmış kabirler olmuş güzel hocaların üstüne çıkmışlar o donsuz, dinsiz, pis gavurlar. Fotoğraf çekiyorlar. Bu kabirleri demiş buradan alın şuraya gönderin, götürün. Kabirler alırken benim hocamın hocası bir bakmışlar adam bugün ölmüş gibi. Hocamdan duydum. Kim lan bu demişler. Sonra hocamı çağırmışlar. Kucağımda götürdüm koydum yerine diyor.
bugün ölmüş gibi, hiç çürümemiş. Arkadaş, bu kitabı yazan adamın yetiştirdiği hoca o. O Mustafa Feyz Efendi. Evet, sıra bu Gümüşhaneli Hazretleri, girişteki kabule gelmiş. Motor bozulmuş, grader bozulmuş. Tamir etmek istiyorlar, olmuyor. Mühendis anlamış. Demiş tamam, ben demiş şey yapmayacağım. Birisi gelir, hadi ben demiş ya, saçma sapan hurafelere inanıyorsun ya demiş. Tamam demiş abi, ben demiş ne yapsanız yapmayacağım. O geçmiş, o da kabire dokununca tımarhaneli olmuş. Bu uydurma değil, Bakırköy'e göndermişler onu da. Ondan sonra dokunmamışlar, o da kalıyor. Bu zat orada yatıyor şimdi. Efendim, evet bu zat şimdi her yerde Allah görüyor biliyor değil mi? Bunu söylemek var, yaşamak var. Yaşlanmış 83 yaşında, doktor getirmişler. Hoca efendi demiş şöyle bir uzan, sen demiş bir tık tık bir dinleyeyim. Estağfurullah demiş, estağfurullah. Allah görüyor demiş, görüp biliyor demiş. Onun huzurunda nasıl ayak uzatayım ben? Bu lafı biz de söylüyoruz ama o duyarak söylüyor. Yatıramamış doktor adam bu hocayı. Uzandıramamış. Kesinlikle uzanmamış. Böyle bak demiş ne yapacaksın? Allah görüyor biliyor mu? Biz horul horul yatıyoruz, uyuyoruz. Anlayış meselesi bu. Fark değil mi efendim? Efendim uzanıp yapmak haram demiyoruz, günah demiyoruz. Ama bak, imanına bak. Peygamber sözüne inanıyor. Allah görüyor, biliyor. Ben nasıl uzanayım onun huzurunda? Hiç ömründe uzanıp yapmamış. İki diz üstünde bu kitabı yazmış ama görüyorsunuz. Biz de hep onun için çalışıyoruz. Kuzey Afrika'da medresesi var. İran'da medresesi var. Irak'ta, Suriye'de. Böyle olunca da Allah onun kapısını açı vermiş bak. Her yerde medresesi var. Yetiştirdiği hocalar var. Evet. Efendimiz de onu söylüyor. Sıkıntı mahşerde de onlar asla sıkıntı çekmeyecekler. Arşın gölgesinde gölgelenecekler. Ebu Umame el-Bahili. Evet. Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden bu hadis-i şerif efendim. Duamız reddolmasın diyecekseniz şu hadisi de okuyacağım. Evet. Selasetun üç kişi vardır. La turaddu davetuhum. Davet imam Allah'ım bana bir makam ver. Allah'ım bana zenginlik ver. Allah'ım bana doktora ver, profesörlük ver. Ne sela? Beni güzel hatun ver, güzel damat ver. Duadır bunlar ya. Allah'tan istenir. Böyle dualarım reddolunmasın diyorsan, %100 kabul olsun diyorsan kulak ver. Üç kişinin duası reddolmaz. El-İmamül Adilu. Belediye başkanı, müdür, müsteşar, bakan, devlet başkanı, adaletli imam, idareci. Bizim buradaki namaz kılan da buna dahildir. Bu kadar 300-400 kişinin vebalini aldı. Güzel vazifesine düşkün, güzel Kur'an okuyor, fıkıh bilgileri tamamsa, aha bu adam da aynı müjdeye mazhardır. Boş ver, kimse itiraz etmiyor ya filan diyorsa hesap verecek. Herkesten hesap verecek. Evet, şimdi İmamül Adil, Adil İmam, daveti reddolunmaz. Öyle dedi Peygamberimiz. Bedir'e kadar gitti. 313 kişi, 2 kişi silahlı atlı, 311 kişi yaya, Ramazan, oruç herkes, sıcak. Yolda oruçları bozdurdu Peygamberimiz çünkü millet bayılmak üzere. Ama ben orucum, potinim yok demedi sahabe. Askerden kaçmadı. Peygamber hadin deyince yola düştüler. Kaç Müslüman var? 313, o kadar, 313. 73 kilometre gittim ben. Sen de git bak. Sen sokmazlar ya, izin almadan. Oraya
konuşlandılar. Karınları aç, potinleri yok, silahları yok. Karşı taraf 1000 kişi. Atlar üstünde, hepsi atlı, hepsi zırhlı. Hepsinin silahı var, hepsi karnı tok. Gece demişler, garanti kazanacağız. Taşla sopayla savaşacak Müslümanlar, onlar okları var, kılıçları var. Oturmuşlar güzel bir eğlenceye, çıplak karılar oynatmışlar, şaraplar içmişler. Güzel Peygamberimiz de çadırına çekilmiş. Allah'ım demiş, yeryüzünde Allah diyen senin yanına 313 kişi var, başka adam yok. Bize düşeni yaptık, 73 kilometre geldik. Yaya demedik, aciz demedik, geldik. Emrine uyduk. Sen de bizi koru ya Rabbi demiş. Kafirleri hezimete uğrat. Evet. Ve Peygamberimiz devlet reisi. Adil imam yani. Peygamberim aynı zamanda devleti idare ediyor. Devlet reisi, adil imam. Adil imamın duası reddolunmaz. Ertesi gün savaşmaya başlamışlar. 1000 kişi 0. Allah emdetnâküm bi elfin minel melâiketi müsevvimîn. Bu dua reddolunur mu? Peygamber adil imamın duası reddolunmaz. Misal veriyorum. Aynı şey Yavuz'da da olmuş. Yavuz çaldırana gidiyor. Yavuz olmasa hepimiz Hazreti Ebubekir'i söven adam olacaktık. Hazreti Ömer'i söven olacaktık. Şimdi onlar sövüyor. Biz öyle olacaktık. O ehli sünnet. O ardıyorum. Bıktık demişler be. Bıktık be. Aylardır yürüyoruz. Yollarda perişan olduk. Biz demişler gitmiyoruz. Koca ordu. O zaman çıkmış Yavuz. İsteyen demiş karısının kucağına dönsün. Ben tek başıma gideceğim. Hayatını Allah yolunda hiçe saymış. Ondan sonra da Allah onun sırtını yere getirir mi hiç? Adil imam. Dua etmiş. Galibiyet, zafer, garanti. Evet, Alparslan Malazgirt'te aynı. Evet, aynı. Hep böyle. Fatih Sultan Mehmet 52 gün hiç yatağa girmeden ağlamış. Aynı peygamberin Bedir'de yaptığı gibi yalvarmış Allah'a. Her türlü tedbir aldım. Ben de düşen bu ya Rabbi. Sen bilirsin. Bizans kaç yüz senelik bir imparatorluk. Kale duvarları var. Geçilmez, aşılmaz. Gülle yok, top yok. O zaman Fatih icat etmiş. Yalvarmış. Çağ kapamış, çağ açmış. Aha. Böyle efendim. Adil imam olursanız duanız reddolmaz. Duanız reddolmaz. İki, vessaim hine yuftaru. Oruç tutmuşsunuz. Bana söylüyor ki hocam ben çalışıyorum. Ramazan şeyde çok zor işim. Sonra kayta benle fetva istiyor kaçacak oruçtan. Daha dün telefon etti. Yok yok dedim. Öteki ben doktora imtihanına gireceğim dedi. Oruç tutmasam olur mu? Olmaz. Oruç. Vakti gelince ve men şehide minküm şehre fel yasum. Ramazan'a yetişen oruç tutsun. Yolculuğa mı çıktın? Hayır. Buradasın. Ama 17 saat, 20 saat. Yo yo. Kaç olursa olsun. Ölürsem öleyim. Orucu tutacaksın. Allah seninle olacak. Oruç güzel tutmuş. Gözünü haramdan, kulağını haramdan, dilini haramdan, elini haramdan sakınmış. Sadece midesi aç değil. Her şeye oruç tutturmuş. Böyle bir adam akşam otururken iftar ediyor. Aha, iftar ettiği anda ettiği dua reddolunmaz. Evet. İftar ettiği anda dua reddolunmaz. Buz gibi sular gelmiş, yanıyor, karnı ac. Ama şunu yapıyorum demiyor, topun atılmasını bekliyor. Allah için bekliyor. Böyle bir oruçlunun iftar sırasında ettiği dua reddolunmaz.
Öyleyse dua edeceksen oruç tut. İftar zamanında dua et. Onu söylüyor peygamber. Sınıfı geçtim bana dua et. Ulan sen et lan. Kızma güzel bir nasip ya hocam dua ediyor. Bak işte söylüyor. Usul bu. Oruç tut. Baba ana oruç tut. İftar ederken kızıma iyi bir eşve de. Oğluma iyi bir eşve de ya. İşte bak. Oruçlunun iftar sırasında ettiği dua reddolunmaz. Arkadaş, peygamber böyle söylüyor. Evet, Allah için oruç tutuyor. Vedavatul mazlum. Adam haksızlığa uğramış. Hakkını, torpili var, dayısı var. Sesini dinlememişler. Hakkını elinden almış. Mazlum. Ah diyor. O ah anında Allah'a ulaşır. Arada perde yoktur diyor peygamberimiz. Mazlumun ahını alma ve inkâne kafiren. Ah diyen mazlum kafir olsa bile. Mümin olursa daha da şeyde kafir olsa bile mazlum olunca Allah'la arasında perde yok. Mazlumun ahı reddolunmaz. Kimseye zulmetme başına gelir. Evet. Başına gelir arkadaş. Başına gelir. Evet. Ve davetin mazlum yerfahullahu Allah mazlumun şeyini fevkal gamami ve iftahu leha ebuabis sema. Mazlumun ahına hiç engel yoktur. Anında arşa götürülür diyor peygamberimiz. Anında ve yekulu rabbu et tebareke ve teala ve izzeti ve celali le ansurannake velev ba'dahin. Haksızlığa uğramış. Ah diyor, yanıyor içi. Eline bir şey gelmiyor. Dayısı yok, parası yok, makamı yok. Arkası yok. Hani arkalı adam sülalesi kalabildi. Garip. Mazlum haksızlığa uğramış. Yanıyor içi. Ah diyor. O ahı anında Allah'a götürülür ve Allah yemin eder. Vallahi billahi mutlaka le ensurannake, mutlaka sana yardım edeceğim. Velev ba'dahin, şimdi olmasa bile, şimdi de olabilir de, şimdi olmasa bile sana mutlaka yardımcı olacağım. Ahirete, onun lehine olarak bazen ahirete saklar Allah. Önemli olan ebedi alem. Evet, onun için ben ridamı kabul etmedim hocam, sen dediğin olmuyor filan deme. Senin hakkında hayırlı olanı Allah ister. Mazlumsan badehin, şimdi olmasa bile mutlaka intikam alacağım. Mahşerde alacak. Öbür tarafta alacak. Ta Adem'den kıyamet kopana kadar bütün insanlar görecek sana zulmeden adamın ne olduğunu. Allah o durumları bizi düşürmesin. Kimsenin ahını almayalım. Yetkimiz var, arkamız var diye zulmetmeyelim. Aha böyle bak. Vallahi billahi mutlaka sana yardım edeceğim. Evet diyor Ahmed İbn Hanbel, Tirmizi, Beyhaki İbn Mace, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah. 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 Estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif ma'al besmele şerife. Sadrak o dana anke ve sekillete emredi. Zikrak fe inna ve resul üçün. On birer ihlas-ı şerif ma'al besmele şerife. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
فاتحة شريفة مع البسملة شريفة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. بشر صلوات شريفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم الجنة غرفا من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. آمين. سبحان ربي العلي العلي الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم وإلى طريق جنة النعيم. يا ربي نمازımızı kabul eyle. Dersimizi rızana muvafık olarak kabul eyle. Okuduğumuz Süveri Celili, Ayat-ı Kur'aniyeyi, indirilen hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan ecr-i mesubatı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakına hediye edip vasıl eyle. Şefaatine bizleri nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Ya ilahel alemin, Efendimizin hayatımız boyunca sünnetlerini rehber edinip tatbik eden, başkasına öğreten ve böylece Efendimizin duasına mazhar olup iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklerine hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ehli beyt, el ashab ve etbalarının ervahına da hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete itiral eden mümin ve müminat rahmetullahi aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Hususiyle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazlar, onun üstazları, bizim üstazlarımız Mecah Efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin ahiret göçmüşlerimizin ervahına hediye edip vasıl eyle. Bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bez eden, sıkıntıya giren, ahirete irtihal eden, halen bu uğurda çalışan şüheda ve kuzatın dahi ervahına hediye edip vasıl eyle. Bu aziz vatanı
güzel hayır eserleriyle donatan, İslam yurdu haline getiren hayır, ashab-ı hayratın dahi ervahına hediye edip vasıl eyle. Arkasından kimsesi kalmamış garip müminlerin de ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecende yüksek eyle. Taksiratlarını, taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını, seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Allahümme ya Rabbel Alemin, içinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ya İlahel Alemin, hayatımız boyunca içi dışına, özü sözüne uygun, dürüst Müslüman olarak, hayırlarda yarışan sahih müminlerden olarak, senin sevdiklerinden, salihlerinden olarak yaşamayı bize nasip eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamidi sahibi olarak nefesimizi tüketmek, çenemizi kapatmak bizlere nasip eyle. Ya İlahel Alemin, aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya İlahel Alemin, Recep ayını, Şaban ayını hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerif'i yetiştir. Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde tutarak anasından doğduğu gibi günahlarından temizlenen bir mümin olarak tamamlamayı bizlere ümmet-i Muhammed'e nasip eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Bizleri zakirlerden eyle. Bizleri şakirlerden eyle. Hakkı görüp hakka teslim olanlardan eyle. Batılı yanlışı görüp ondan uzak kalanlardan eyle ya Rab. Hulasa bizi sevdiğin kullarından eyle. Bunun için, bunlara erişmek için tevfik-i semadaniyene mazhar kıldığın kullarından eyle. Subhanekallahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve entubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.